Günaydın. Hepinize günaydın arkadaşlar. Uyandık bugün de çok şükür. Mutlu hafta sonları diliyorum. Yine bu gece fazla uyuyamadım. Gece uykum yine kötüydü. Şöyle derin uyumadığım zaman kendimi de kötü hissediyorum. Ama sırtım biraz daha iyi dünden. Ama yine de var. Dün milföy hamuru çıkardım. Böyle güzel bir mantı yapacağım milföyden. Şöyle yağlı kağıdımı da serdim tepsime. Soğanımı rendeledim. Suyunu da güzelce sıktım. Ve kıymamı ekliyorum üzerine. Çok kolay, pratik. Hamur açmaktan ziyade pratik isteyenler bu mantıdan yapabilir arkadaşlar. Vazgeçilmez baharatlarımızı da döküyoruz. Tabii ki zerdeçal, karabiber. Şöyle de dökelim. Evet, Seda'nın evine, kanalına hoş geldiniz. Yasaklı günlerdeyiz biliyorsunuz. Yine yasaklı bir hafta sonu. Ama marketler açık. Dün de demiştim zaten. Biraz da toz biber ve tuz. Biraz da yağ koyacağız içine. Ve iç malzememiz hazır. Çok kolay ve pratik bir tarif bu. Börek. Allah. Kusura bakmayın. Güzelce karıştırıyorum bunları. Sonra milföyüme alıp birlikte yerleştirip tepsimize dizeceğiz. Bu kadar. Başka da hiçbir malzememiz yok. Yağlı kağıda sermiş olduğum tepsimi de aldım. İç harcım da hazır. Burada yanıma alıyorum onu da. Şöyle şuraya koyayım. Şurada dursun. Hemen yamacımda. Milföy hamurumu da çıkardım. Şunları da alayım şuradan. Evet, şimdi güzelce başlayalım. Çok pratik. Boşnak mantıları vardır. Arasına sade, kıymalı, soğanlı nasıl istiyorsanız öyle yapıyorsunuz. Şunu da şöyle alayım ki iyice bir görüntü sağlayalım. Şöyle. Bakın görüyor musunuz? Yağlı kağıdım neredeyse tutuşacaktı. Şöyle çekelim. Şöyle de döndürelim. Evet. Şimdi yufkamı koydum buraya güzelce. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum karelere ve 1, 2, 3, 4 parça oldu. Ortadan da bir tane kesik atıyorum. Bu kadar. Attığımız her kesiğe de şöyle ufak ufak kıymalarımızı koyacağız. Çok kolay ve pratik. Yoğurtlu, sarımsaklı. Piştikten sonra da üzerine dökeceğiz. Oh, enfes, çayla birlikte yiyeceğiz inşallah. Yani hamur açıp uğraşmayacağız arkadaşlar. Şimdi bunu da böyle güzelce şöyle kapatıyoruz. Bakın. Çok güzel bir mantımızı ilk yaptık. Bunu da kapatalım. Evet, bu kadar basit arkadaşlar. Ben bunun hepsini bu şekilde yapacağım. Tepsime dizeceğim. Yani sistem sadece bu kadar. Böyle kapatıp ağzını mantı şekli vereceğiz. Ve fırınımızda pişireceğiz. Evet, bakın minicik. Sizler de yapın lütfen. Çok kolay, pratik. Kahvaltıda, ikindide, akşam yemeğinde nasıl isterseniz. Ben bugün kahvaltıya düşündüm. Haydi Seda devam etsin. Fırına gönderirken de fırına verirken birlikte veririz. Güzelce mantılarımı tepsime dizdim arkadaşlar. Bakın çok da güzel, bayağı bir çıktı. Şimdi şu kadarcık da biraz kıymam kaldı. Onları da sarıp derin dondurucuya atacağım. Mert de canımız istediğinde yeriz. Şimdi Özkan artık evde olduğu için böyle büyük bir tepsiye yapmak istedim. Haydi o zaman lütfen sizler de yapın. Çıkınca da güzel birlikte yoğurtlu sarımsaklı yoğurdu da üzerine döküp afiyetle çayımızla yiyeceğiz. Sizler de yaparsanız şimdiden ellerinize sağlık. Haydi fırına.
Şöyle çok az kalmıştı. Bunları da böyle güzelce derin dondurucu poşetime koydum ve dolaba atacağım. Böreklerim de fırında pişiyor. Sarımsaklı yoğurdumu da hazırlayayım. Piştikten sonra birlikteyiz inşallah. Haydi sizler de derin dondurucuya. Ta 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 ta. Bakın. Mantılarım çıktı arkadaşlar. Mis gibi de kızarmış, pişmiş. Lütfen sizler de yapın, deneyin. Hamur açmaktansa böyle hazır milföyle yapıp fırına sürün. Üstüne de sarımsaklı yoğurt dökeceğiz ve misler gibi yiyeceğiz. Haydi o zaman bir de sarımsaklı yoğurdumu döküp mantım sizlerle. Böyle tabağa arkadaşlar, sarımsaklı yoğurdum da hazır. Böyle üstüne misler gibi döküyorsunuz. Ve afiyetle kahvaltınızda, akşam menünüzde nasıl isterseniz yiyebilirsiniz. Evet, mantım sizler için hazır. Afiyet olsun. Mantılarımızı yedik. Çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi o zaman ne zamanı? Tabii ki karanfilli keyif çayı zamanı. Şöyle karanfillerimi attım. Ve bir çay keyfi yapayım. Sonra yine biraz el işi örerim. Ütüm var yine bir senelik. Sonra arkası yine geliyor, yani devam hiç bitmiyor maşallah. Sizde de öyle mi bilmiyorum ama benim hep öyle. Evet, evlerimizdeyiz yine. Lütfen yasaklı zamanlarda ihtiyacımız olmadığı sürece de evden çıkmayın. Haydi gelin çaylarımızı içelim. Şöyle keyif çayımı aldım. Şöyle kış bahçeme geldim arkadaşlar. Ve hava bugün çok güzel gerçekten de. Bakın. Burası benim kış bahçem. Yazın beni bol bol burada göreceksiniz. Şöyle dışarıyı da bir hava durumu da göstereyim. Evimi de bu arada her yerine süpürdüm. Çok güzel günlük süpürmemi de yaptım. Evet. Dışarısı sessiz. Çünkü neden? Yasağımız var. Bakar mısınız benim soğanlarıma, maydanozlarıma? Maşallah size. Maşallah. Evet. Şöyle kış bahçemde bir keyif yapayım. Görüyorsunuz benim tatlı kadınımı. Evet, haydi bakalım. Bugünü de inşallah birlikte tamamlayacağız. Şöyle arkadaşlar, Mert'le ikimize meyve tabağı hazırladım. Muz, mandalina ve çilek. Bizim en sevdiğimiz meyve grubumuz bunlar. Bir de yanına portakal ekleriz. Sen de yiyecek misin pamuk? Yiyecek misin tatlı kuş? O zaten ben şimdi buraya oturayım. Hemen o da yanıma gelip yemeye başlar. Çünkü yeter ki bir şey yemeyelim. Bakın benim örgü, çantam, atkımı hala örmeye devam ediyorum. Son az kaldı. Sonra da şu kırmızı renkten de Mert'e yapacağım aynı atkıdan. Öyle. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Hafta sonunda evlerde hayat nasıl gidiyor? Vallahi evimiz en büyük sığındığımız yer. Öyle değil mi? Neyse. Görüşürüz. Meyveler yendi. Şimdi saat 5 oldu arkadaşlar. Şöyle güzel bir kahve içmek istiyorum. Haydi gelin birlikte kahve içelim. Güzel bir kahve iyi gider bu saat. Ay çok doldurdum. Evet. Şurası da benim tam lavabonun yanında. Biraz taşırdım ama bol köpüklü yaptım kahvemi. Haydi kahve içmediyseniz buyurun şöyle bol köpüklü. Ah taşırdı Seda, taşırdı. Bu kadar doldurursan olacağı bu. Taştı. Neyse, olsun. Önemli olan kahvemizi içmek. Haydi bambu ağacımın yanında şöyle güzel bir kahve içelim. Haydi buyurun gelin birlikte içelim. Merhaba arkadaşlar, mutfağa girdim. Şöyle güzel bir bulgur pilavı yapacağım, böyle kırmızı biberli. Benim bu kırmızı biberlerimi yazdan koydum ben derin dondurucuma. Direkt çıkardığım gibi doğrayıp kullanıyorum yemeklerimde de. İçine biraz da nane koyacağım. Birlikte yapacağız. Haydi o zaman şimdi tereyağı ve soğanımı kavuruyorum. Sonra diğer malzemeleri birlikte yapalım. Şöyle güzel bir pilav. Köftem de vardı, onu da çıkardım. Yanında da salata, muhteşem olacak. Evet, soğanlarım güzel kavruldu. Şimdi doğramış oldum. Kırmızı biberlerimi de ekliyorum. Güzelce. Bu da güzel bir lezzet katacak pilavımıza, bulgur pilavımıza. Benim evde en çok normal pilav gidiyor arkadaşlar. Ama çok nadir böyle arada
bulgur pilavı da yapıyorum. Çünkü Mert fazla tüketmiyor bunu. Ben de malum çocuklar en çok neyi seviyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunları da pişireyim. Sonra bulgurumuzu ilave edelim. Taze nane de ekleyeceğim. Oh misler gibi. Yanında da arkadaşlar biliyorsunuz derin dondurucuya köfte koymuştum. Onu kızartacağım. Biraz da patates kızartması. Yanına da salata. Bugünkü menümüzde bu. Sizin menünüzde ne var bugün? Neler pişiriliyor mutfağınızda? Benimle de paylaşırsanız sevinirim. Şimdi taze nanelerimi de ekliyorum içine. Sonra yıkamış olduğum bulgurları da ilave edeceğim. Oo, çok güzel olacak. Evet, sizler de girdiniz mi mutfağa? Evde öyle. Bayağı da güzel ördüm. Dizimi izledim. Granules'i izliyorum arkadaşlar. Dijitürk'te. Tavsiye ederim. O da güzel. Zincir dizisi. Granules dizinin adı. Netflix'te. Tavsiye ederim. Şimdi güzelce yıkayıp süzmüş oldum. Bulgurlarımı da ilave ediyorum. Güzelce yıkadım ve süzdüm. Şimdi bulgurlarımı da ilave ettim. Tuzumuzu da ilave edelim. Suyumun da altını yakmıştım. Suyu da ilave edeceğiz. Ve bulgurumuz pişmeye devam etsin. Sonra patateslerimi kızartayım. Patates kızartması da iyi olur yanında. Bir de salata da ister gibi. Evet. Bakın. Rengi çok güzel oldu. Bol tereyağlı. Bir de ben tereyağı çok seviyorum. Yani yemeklerde tereyağı kullanmayı da çok seviyorum. Bulgur pilavım hazır. Bu arada bu saatlerde de sakız çiğnemeyi çok seviyorum ben. Bilmiyorum siz de çiğner misiniz? Şimdi sıcak suyumu da ilave ediyorum. Güzelce. Ve pişmeye bırakıyorum bulgurumu. Tamam. Evet, güzelce bulguru pişmeye hazır. Salça falan koymadım arkadaşlar. Böyle güzel biberin kendi rengiyle pişsin istedim. Haydi bakalım, bulgurumuz pişmeye hazır. Evet, şöyle tabağımı bir paylaşmak istiyorum. Bakın, bulgur pilavım zebzeli. Onu böyle tabağıma koydum. Patates kızartması, soğan halkası ve dolabımda da köftem vardı. Onları da kızarttım. Yanına da bir salata. Böyle bu akşamki menümüz de bu. Hepinize de afiyet olsun. Yapanların da şimdiden ellerine sağlık diyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet Mert, ne diyordun sen çocuğum? Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet, desteklerinizi bekliyoruz. Evet, bir gecenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Hafta sonumuz da yine güzel geçti. Akşam yemeğimizi yedik. Sonra Emre ile İlkay geldi. Biraz onlarla takıldık. Onlar evlerine, Emre işe gitti. Evet, bu geceyi de bitiriyoruz çok şükür. Tekrar yeni bir güne uyanmak üzere diliyorum tabii ki. Ama buradaki bugünkü videomun da sonuna geldik. Videomu kapatmak istiyorum. İnşallah bugünkü videomu da severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, iyilikle kalın.